Seni tanıyabilir miyiz? Evet, ismim Serpil Bekar. Buralıyım. Yardım bekliyorum sizlerden. İşte tek gözlü bir evde yaşıyorum. Şu an sen Yuva Mahallesi'ndesin. Yuva Mahallesi'ndeyim. Yuva Çurlu yolunda. Şimdi neden burada yaşıyorsun? Onu bize bir anlatır mısın? Eşimden ayrılayım. Ben tek yaşıyorum. Evet, eşinden neden ayrıldınız? Eşim bana sürekli şiddet gösteriyordu. Beni bankaya borçlandırdı, kefil etti. Ondan sonra her tarafımı ağrıttı. Çalışamıyorum da döve döve. O yüzden ayrıldım. Tabii çocuklarım da bunu normal karşıladı. Hiçbir şey yani kötü şey söylemedi. Kaç çocuğunuz var? İki çocuğum var. Biri evli, biri de asker ama. O da kardeşimin düğünü yaptığı için gırtlağına kadar borçlu. Evet. Yani kendi bile bulamıyor. Eşiniz sizi borçlandırdı, sonra da? Borçlandırdı. Burada benim annemin bana hediyesi işte. Annem de vefat etti, oradan kaldı. Ben de bunu çocukların üstüne vermek zorunda kaldım. Banka el koyacak diye korkumdan. Evet. Açıkta kalacağım yoksa. Evet, burayı nasıl yaptınız yani? Burayı... Şimdi şöyle bir gösterelim de. Dur. Evet, şöyle naylon, baraka gibi bir yer yani. Sadece dört duvar örmüş. Burayı da ben kendim ördüm. Kendiniz ördünüz. Kenardaki tuvalalar söktüm. Mutfağımda rüzgar tozu, yemeğimi falan altına kadar da giriyordu. Burayı kendim şöyle ördüm, bir de naylon çektim rüzgar. Ne kadar zamandır yani buradasın? Ben yaklaşık 5 yıldır buradayım. 5 yıldır bu şartlarda mı yaşıyorsun evet, burada? Tuvalet dışarıda, orada banyo yapıyorum. Orada bir komşunun biri... Evet, oraya bir bakalım şöyle, yani göster bize orayı. Komşunun geldi de tavana bir şeyler çaktı, üşüme diye. Evet. Hani durumu bildiği için. Dur. Çamaşır makinemi orada işte ufak tefek. Sağını solunu biraz şöyle bir şeylerini örtmeye çalıştım. Soğuk giriyor. Kışın banyo yapamıyorum. Evet. Soba da ısıtmaya kurdum ama. Sadece bir... Yani sen hem burayı tuvalet olarak kullanıyorsun, evet, hem banyo olarak kullanıyorsun. Banyo olarak kullanıyorum. Evet. Burası tek göz. Evet. Her şeyin bir tök gözün içinde. Evet. Abi. Bu çocuk kim? O çocuk yeğenim. Evet. Bir de kedimiz var. Kedi, evet. Evet. Bu da size arkadaş oluyor herhalde. Evet. Evet abla, şimdi ne gibi ihtiyacın var? Biz yine... Abi, benim şöyle var ya, sizden istediğim, bana şöyle yaşayabileceğim 2 göz, 1 mutfak, 2 oda falan. Tuvaleti, banyosu tuvaleti, içinde olan. Tuvaleti, banyosu içinde olan bir şeyi temin etmenizi istiyorum. Başka bir şey istemiyorum abim ya. Çok zorluklar içinde yaşıyorum. Evet, burada. Deniz Feneri'ne başvurdunuz. Ne kadar süredir Deniz Feneri'nden yardım alıyorsunuz? Ben ilk defa. İlk defa mı başvurdunuz? İlk defa başvurdum. Siz kendiniz mi başvurdunuz? Ben kendim başvurdum. 2 ay oldu hemen hemen. Yardım istedim. Bir resmini falan da çekip göndermiştim. Mektup evet, burada yazdım. Bir şeyler var. Bunlar yapıp satıyor musunuz? Ne yapıyorsunuz bunlar? Bunlar yok. Yapıp satmıyorum. Bir şöyle ufak tefek şeyler. Ya benim böyle sevdiğimi bildiğin için kardeşim hanımları işte. Hmm. Komşularım. Koleksiyon gibi. Olarak mı yaptınız bunlar? Evet öyle. Anladım. Burayı mutfak İyi olarak değil. Mı kullanıyorsunuz? Evet, dediğim gibi buraları ben kendim ördüm de duvarı naylon çektim işte. Abi. Evet. O şekilde. Bu kapı karşıya da komşular falan temin etti. İşte buzdolap da pek iyi değil. Eski buzdolap olduğu için. 2 oda, 1 mutfak, tuvaleti banyosu içinde olan 2 göz bir yer istiyorum. Evet tabii zor oluyor tuvalet banyo evet, dışarıda olunca. Kışın başkasının evine gidiyorum banyo yapmaya kardeşlerimin. Onda hasta oluyorum. Gidemediğim günler oluyor yani. Çok zor durumda kalıyorum kışın. Yazında tabii burada işte, çeşme olmadığı için bulaşıklarım dışarıda yazın kuruyor. Dışım donuyor. Orada ellerimde kireçleme. Zorlanıyorum. Herhangi bir rahatsızlığınız var mı sizin? Bel fıtığı var. Evet. O yüzden çalışamıyorum da. Anladım. Şu an gördüğüm kadarıyla hemen hemen bir sürü de eşyaya ihtiyacımız var değil mi? Evet. Buzdolabına. Bu sağ sorun derdi evet, ufak tefek eşyalar işte. Parça parça. Yani baraka gibi onlar bir yerde. Onlar da böyle yapması temel yani. Gene onların ufak tefek şeyleriyle. Anladım. Evet, İnşallah bizi izleyen kardeşlerimiz buna duyarsız kalmazlar. Size yardımcı olmak istediklerinde. Yardım etmek isteyene de. Benim sesimi duyana da. Sizlere. Gelip de vesile olduğunuz için minnettarım, çok teşekkür ederim.